Herkese merhaba. İkinci bölümden devam ediyoruz. Bu bölümde nedenselliği birazcık ele alacağız. Kendi nedenselliğimiz ve Diğer nedensellikler nasıl oluyor? Bunu anlamaya gayret edeceğiz. Bu nedensellikleri Türkçe söylüyorum, ama bunun terimi Sanskrit terimi karma. Balavaski karma'yı bir yasa olarak tanımlar. Balavaski diyorum çünkü Balavaski batıda dağıtımı yapan ilk öğretmenlerden bir ezoterik ve okült dağıtım var. Kaynaklarımız eğer bu dağıtımlardan olursa göreceli olarak oluşturacağımız anlayış daha temiz olur. Çünkü insanlar fark etmeden tam gelişim aşamalarını oluşturmadıkları için ki bu onlar için de gayet normal. Burada bir ayrım yapmak, ötekileştirmek için bahsetmiyorum ama insanlar fark etmeden doğru bildikleri şeyi anlatmaya çalıştıklarında bu yayın da dahil. Bence bütün yayınlarda böyle. İşin içine başka türlü, başka manalara gelebilecek ve insanın gelişimini farklı yerlere çekebilecek mesajlar ve renkler ekleyebilirler. Dolayısıyla bu renkler de bizim özgür irademiz üzerinde olumsuz çıktılar oluşturabilir. Yani dini metinlerden de biliyoruz ki insan özgür iradesi üzerine çok büyük bir savaş vardır. Mesela işte ne der? Tanrı işte ben onları yarattım işte şeytan der ki ya sen yarattın ama ben gideyim onları bir deneyeyim. Bir deneyeyim bakalım onlar böyle mi? Yani bir denenme, bir deneme ya da farklı farklı manalara gelebilecek yerlere çekme konuları olabiliyor. İşte i̇nsanlar diyor ki şeytana uydum, nefsime uydum gibi önemli aslında çok araştırılması gereken altında başka bir şey olabileceğin, olabileceği şeyleri böyle ifade ediyorlar. Bu tabii ki bir gelişmişlik ölçütü sayılabilir bir yerde, bir yerde sayılamayabilir. Nasıl bir ölçüt oluşturduğunuza bağlı ama e, özetle... İzleyeceğiniz her şey, okuyacağınız her şey, konuşacağınız, düşündüğünüz ne varsa sisteminizin içine giren ve sisteminizin içine çıkan şeyler bir şey yaratıyor biz bir şeylere tepki veren bir varlık türüyüz. Ne demek bu? Yani işte akşamüstü olduğunda güneş batarken canınız bire içmek istiyor. Mesela ben kimseyi sabah güneş doğduğu için bir içmek istediğini görmedim. Peki neden akşamüstü olduğunda bire içmek istiyoruz? Bir şey bize giriyor ve biz içimizde yani işte şurada bir bire içelim işte ya da bir kahve içelim, bir çay içelim, bir şeyler yapalım gibi. Ya da birisi size bir şey söylüyor. Sokakta birisi kadına şiddet uyguluyor. Hele hele şu gündemi düşünürsek. anda tepki veriyorsunuz. Bir şey sizi tetikliyor. Burada şunu göstermeye çalışıyorum. Dışarıdan bir izlenim, bir madde bize katılıyor. Bize katıldıktan sonra biz bir şeyleri tetikliyor bizde. Bizim mekanizmamızın içinde bir işlem görüyor. O işlem gördükten sonra bizden çıkıyor. Yani biz bir şeyleri alan, işleyen ve çıkartan bir mekanizmayız bir yerde. Dolayısıyla bu almak, çalıştırmak ve çıkartmak birçok seviyede etki ediyor. Yani şimdi o izlenimi neden alıyorsun? Bu bir karma olabilir. Neden karşılaştın onunla? Neden ben karşılaşmıyorum da sen karşılaşıyorsun onunla? Benim nedenselliğim böyle bir karşılaşmalar serisi yaratmış olabilir. Ben bu serilerin içinde otomatik de olsa bir anlayış kazanıyorum. Peki bir şey benim içime katıldı. Diyelim ki işte birisi sokakta birisine şiddet uyguluyor. Bunu gördün. Senin içindeki kişinin içindeki şartlandırılmış vicdan diyelim mekanik seviyede çünkü kültürün içine doğmamızla da alakalı bir önceki sohbette bunu söyledim yani siz doğduğunuz kültürün temel şartlandırmasını alıyorsunuz temel şekillendirmesini alıyorsunuz yani astral olarak ve mental olarak bir bir kabullerin içine doğuyorsunuz. Bir doğal bir tepkinin içine doğuyorsunuz eğer kendi üzerinizde çalışmazsanız. Dolayısıyla bu şekillendirmenin etkisi var. Şimdi burada şu, şu olmasın yani bu yanlış doğru demiyorum. Yani bunu sürecin arkasındaki kavramla ilgili açıklama yapmaya çalışıyorum. Yoksa hani hafta birisinin şiddet görmesi doğru yanlış bu senin astral ya da işte neyse mental şartlandırmana göre değişecek bir şeydir değildir böyle bir çıktığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bir şeyin bize katıldıktan sonraki değerlendirmesi de benim karmam olabilir. Çünkü nasıl değerlendirdin? Onu? Yani senin o şartlar içinde geliştirdiğin kişiliğin ne? Yani çok rahat bir şekilde bir şeyi aklayabilirsin, bir şeyi kötüleyebilirsin. Onu dersin ki evet ya bu olabilir, bu olabilir yani. Bu normal böyle şeyler olabilir deyip geçebilirsin. Çünkü senin kompleksin bu seviyeye tepki veriyor olabilir. Ama başkaları başka seviyede tepkiler verebiliyor. Bu, bu o kadar farklı bir konu ki yani ve o kadar insanla alakalı bir konu ki. Kaplumbağaların başında nöbet tutuyorlar. Deniz kaplumbağaların. Bir gece boyunca kaplumbağanın oradan çıkışını bekliyorsunuz. Şimdi nasıl bir şartlandırma var ki o kişi üzerinde böyle bir kendine hem mekan oluşturuyor hem de bu fedakarlığı yapıyor bu önemli çünkü bunu anladığımızda bizim üzerimizde çalışan ya da bizim tercih ettiğimiz çalıştırma mekanizmalarının ne olduğunu anlayacağız. Bu bizim içimize giren, katılan şeylerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mesela işte bunu fiziksel seviyede nasıl görüyoruz? İşte doktorlar diyor ki e, ne yersen olsun diyor. Okay. Tamam. Ama bu ama fiziksel seviyede bir şey. Yani ne yersen olsun doğru. Bir yerde bunun etkisi var yani. Hazır, yüksek kalorili, çok fazla işlenmiş gıda tüketen kişiyle sadece çimlenmiş bir şeyler yiyen ya da işte sadece yeşil tüketen birisinin arasında bir fark olabilir ama bu nihai farkın oluşmasının nedeni de o kişinin sadece yediği fiziksel şey değil yani o kişinin zihinsel şablonu ve zihinsel gelişimi ve bağlantıları onu değiştiriyor yoksa bugün dünyada aydınlık ya da aydınlanma sadece yeşil yiyerekle olabilirdi ama bu onun bir parçası tamam değil tek çıktısı değil ya da tek girdisi de değil ama bir parçası yani burada şu ölçüsü de veremiyoruz yani hani gelişmişsen yeşil yersin da diyemiyoruz çünkü ye yeme ihtimali yüksek ama yemeyebilir yani burada ona ben yiyorsun yiyor yemiyorsun diye bir şey diyemeyiz ama şu bir kabul bunu bir gelişmişlik ölçütü olarak alacaksam peki eski mu eski mu halka ne diyeceğiz? Yani sürekli et yemek zorunda kalan insanlara şey mi diyeceğiz yani kusura bakmayın yani bu ölçüte uymuyorsunuz mu diyeceğiz onlara? Tabii ki böyle bir ölçüt olamayacağı için tek bir çıktı ya da bir belirleyici olmayacaktır. Şimdi ne yersek olsun dediğimizde bir fark oluşuyorsa e, dolayısıyla ...ne dinliyorsanız da olsunuzdur. Yani siz e, eğer arabesk müzik dinliyorsanız... ...arabesk müziğin oluşturduğu bütün duygu durumları... ...ya da kişilerin onunla özdeşleştirdiği duygular da... ...size yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. Etrafınıza bu yayını yapmaya başlıyorsunuz. Yayın yapmak demek ne demek? Hiç tanımadığınız birisi yanınıza geliyor ve kızgın. Sürekli telefonuyla böyle falan yapım İşte jestler, mimiklerle mesaj yaşıyor. Yanından kalkıyorsun. Neden? Çünkü o kişi etrafına o duyguları yayıyor. Enerjiyi yayıyor diyelim bir yerde. Peki. Biz radyasyon yapan varlıklarız zaten. Çok farklı seviyelerde radyasyon yapabiliyoruz. Artık bunun fotoğrafları da çekiliyor. İşte en basit artık. Hepimizin bildiği kirli fotoğrafçılığı böyle. Ama fiziksel bir şeye ihtiyacımız olmamalı. Bir şeyi kabul etmek için. Yani fotoğraf olduğu yer insanın işte bir neden mi bu? Yani bu bu tehlikeli bir konu çünkü e, fiziksel olarak bir şeyi onaylamak olmamalı oradaki ölçüt. Mesela İncil'lerde diyor ki, görerek inananın vay haline diyor. Yani şimdi benim İsa'nın İsa olduğunu tırnak içinde söylüyorum. İnanmam için İsa'nın suyun üzerinde yürümesim lazım. Bu mu benim e, inanma ölçütüm? Bu mu benim e, sistemin kabullerine karşı çıkarttığım e, ölçüt? olmamalı diye düşünüyorum çünkü siz kirleyen fotoğrafçılığını kabul edebilirsiniz ama her yerde bir şey bir kabul istersiniz o zaman. Yani hani bana şunu göster bana bunu göster gibi. O zaman şu soru gelir gündeme. yani inanmak isteyen kim? Senin içinde fiziksel kabullerle, elle tutulur şeylerle inanmaya çalışan ya da sorgu unsuru olarak getiren şeyler. Kör körüne inanalım demiyorum bu arada. Yani entelektüel olarak da öyle. ya da işte daha yüksek fikirde öyle. Onu deneyimlemeden onunla ilgili bir fikrin olmadan böyle bir şey deniliyor diyebilirsin. Böyle bir şey konuşuluyor diyebilirsin. Ama o seninle alakalı bir deneyim ve bu hayatın çoğu deneyimi bizim içsel deneyimlerimizle alakalı, tutumlarımızla alakalı. Dolayısıyla biz yediğimiz şeyler bizim fiziğimizi etkiliyor. O fizik ala fizikle bağlı olarak diğer tarafları da etkiliyor. Aynı alkol almak ya da bir madde kullanmak gibi. Yani fiziksel de oluyor bakıldığında bu iş ama bunun ihtiva ettiği maddeler bedenin beden bir geçiş kapısı gibi. Yani bir şeyden bir şeye geçiş gibi. Tam anlamı belki sindirmek olmayabilir ama dönüştürmek, geçiştirmek gibi. Yani biz bir şeyi bir şeye geçiren bir kompleks yönetiyoruz insan olarak. İnsan dediğimiz tanım olarak diyelim. Yani bu beden bir şeyle bir şeyin arasındaki veri transferini yapan bir çok katmanlı seviyelere yanıt verebilecek bir kompleks diyelim bu beden için. Yani mesela ciğerlerimizi görüyoruz. Ciğerlerde bir şeyler değişiyor. Yani bedenin içine, bedenin alanına gelebilecek bir değişim oluyor orada. Yani oksijen geliyor, temizleniyor ve dağılıyor. Geliyor, temizleniyor ve dağılıyor. Aynı şekilde mide de öyle giriyor, dağılıyor, sindiriliyor, alınıyor, atılıyor. Yani orada da bir itme var, bir çekme var değil mi? Bir şey itiyorsun, bir şeyi çekiyorsun. Peki neyi itip neyi çekse yani kim karar veriyor? Beden karar veriyor, bedenin zekası karar veriyor. Ki bu bizden şu aşamada çok daha yüksek bir zekası var şu an bedenin bizde. Çünkü biz bir şeyleri daha şuurlu takip edebilme aşamasında değiliz. Ne demek bir şeyleri şuurlu takip edebilme aşamasında değiliz? Şu, elmayı yediniz. Ya da balığı yediniz ya da herhangi bir sebze meyve yediniz. Balığın içindeki vitaminlerin vücudun nereye size ihtiyacı olduğuna dair bir fikriniz oluyor mu yedikten sonra? Beden onu kendi kendine yapıyor değil mi? Buradan çok rahatlıkla şuraya girebiliriz. Beden biz kullanabilelim diye ortaya bir şey koyuyor. Yani o e, bir şeyleri toplayıp ne topluyor? Mesela 2 işte kilo su topluyor. 3 e, kilo 5 kilo neyse yemek topluyor katı. Yani Toplay anlamında içine alıyor anlamında söylüyorum. Hava alıyor her gün dakikada 18 defa mı gibi. Yani bir kütlesel bir şeyler alıyor bu beden kesin. Alıyor, sindiriyor ve sana rafine halde bir e, enerji getiriyor ortaya. Ne diyelim bu enerji kavam mı diyelim? ya da elektrik enerjisi mi diyelim ya da şeker mi diyelim ne diyelim bir şey diyelim ama yani ortada bir şey var çünkü sen yataktan kalktıktan sonra gün içindeki yapacağın şeylere yönelik enerji buluyor musun bunu kim sağlıyor bu enerji bu şu an bizim tasarrufumuzun üzerinde olan bir şey ama insan kompleksi bunun üzerine çıkabilir halde ama şu an tam o evrim aşamasında değiliz ...ya yani şuur anlamında tam o ana müdahale edemiyoruz dolayısıyla bedenin bize hazırladığı bu o açığa çıkan 100 birim enerjiyi ne yapıyorsun? İşte bu senin parmanı ve enerjini nereye kullandığınla alakalı. 24 saat diyebiliriz mesela buna. 24 saatlik cebinde para var. O parayı nereye yatırıyorsun? Çünkü yatırdığın yerden günün sonunda ne almak istiyorsun? Eğer sen 100 liranın 300 lirasını kitaba yatırıyorsan bu bir tercihtir ve bu tercih bir süre sonra hasat etmeye başlarsın. ...ripper diyorlar değil mi İngilizcesi? Neyi rip ediyor, neyi hasat ediyor? Sen neyi ektiysen onu hasat ediyor. Peki sen neye ektin? Sen neye yatırım yaptın? Ama bu bir korku unsuru olarak... ...ya da geleceği... E, ...düşüncesel düşüncelerle... E, ...sağlamlaştırmak için... ...şimdiden yapılan... ...korku temelli hareketlerden bahsetmiyorum. O bizim küçük aklımızla... ...güvensizliğimizi... ...bastırmak için yaptığımız... E, ...küçük oyunlar, küçük işler... Yapmayalım demiyorum. Tabii ki belli bir seviyede e, hani kaba taddile dünyalığını yapman gerekiyor ama o dünyalığın seni korumayacak. Seni koruyacak başka bir şey. Bu eş zamanlılık olmalı. Çünkü birisi yoksa değerinin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla e, bedenin bize sindirim ve yüksek seviyeli e, yaptığı dönüşümler sonucunda açığa çıkarttığı bir birim enerji var. Bu birim enerji özgür irademiz tarafından her gün dağıtılıyor, her dakika dağıtılıyor. Yani yoga yapmayı mı tercih ediyorsun? Enerjinin kaçını yoga, yap yoga yapmaya veriyorsun? Yani günü 24 saat yoga yapamazsın. Çünkü bedenin üreteceği enerjinin bir kapasitesi var. Dolayısıyla diyelim ki sana enerjinin üçte birini buraya verdin, dörtte ikisini oraya verdin, sekizde birini buraya verdin. Aslında buradan kastetmek istediğim şey şu, günün içinde nedire enerji verdiğinizi hesabını yapın. Çünkü bu sizin karmanıza dair, nedenselliğinize dair fikir verecek. Yani çünkü benim ben dediğim mi bu kompleksin oluşturan parçaların vermeyi tercih ettiği şey çok farklı. Sizin çok farklı. Aynı gibi gözüksek de çok farklı. Ama bu farklılık size ait ve bu farklılığı sadece siz keşfedebilirsiniz. Yani 24 saatinin parayı nereye yatırıyorsun? Çünkü o yatırdığın şey filizlenmeye başlar. İnsan sahip olduğu bu enerjisi itibariyle bedenin ona sunduğu ve sonrasında başka başka şekilde renklendirdiği bu enerjisi sayesinde ne diyoruz? Bir şeye bakarsan orası güzelleşiyor, bakmazsan kötüleşiyor. Bu. E peki bakmak demek ne demek? Yani ne oldu yani fiziksel gittim baktım anlamında değil ilgilenmek, enerjini vermek, niyetini vermek gibi. Dolayısıyla biz farklı farklı seviyelerde de bir şeyler verebiliyoruz. Evet beden bize diyelim ki 24 saatin 24 saat döngü içerisinde çalışmamız için gerekli enerjiyi verdi ama bizim tutkumuz isteğimiz o mu? Yani ben o ba bakarken yani kafam başka bir yerdeyse, duygularım, isteğim, arzum başka bir yerdeyse sadece fiziksel olarak orayı çapalamam orayı çok geliştirmeyecektir. Çünkü bizim isteğimiz var, değil mi? arzularımız var. Arzularımızın oluşturduğu bir liste var. Diyelim ki buna bir böyle bir kıyafetimiz var. Nasıl bu kıyafet? İşte isteklerimizle dokuduğunuz bir kıyafet. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu arzuluyorum, bunu arzuluyorum gibi kendi üzerinize bir kıyafet yapıyorsunuz bununla ilgili. Parça parça kumaşları sürekli dikiyorsunuz. Çünkü sürekli bir şey arzuluyorsunuz. Eğer ben kumaşı söküyorum, bu giysiyi sökmeye başladım, kıyafetimi çıkartıyorum diyen varsa lütfen yazsın. Çünkü bu önemli bir aşama bence. Söküp rengini de değiştirebilir tekrar başka bir şeyle dikebilir. Etrafımızda böyle bir kıyafet olacak bu arada. Dolayısıyla bu kıyafetlerin üzerinde bir de düşünce kıyafetlerimiz var. Değil mi? Düşüncelerimiz var, kabullerimiz var, politik görüşümüz var, anlayışlarımız var, yargılarımız var, tutumlarımız var, alışkanlıklarımız var. Tabii ki bu alışkanlıkların bunların hepsinin içinde duygular var bu arada. Yani duyguyu ayırıp bir şey oluşmuyor. Bunlar iç içe geçiyor. Çoğunlukla duygu bizi tetikliyor zaten yani. Çoğunluk diyorum çünkü bu arzuların tatmin olmasına yönelik parayı kullanıyoruz hep. Yani bir arzu tatminimiz var bizim. Dolayısıyla bu arzuların tatmini ya da kendi isteğimizin tatminine birçok para harcıyoruz. Bu hem fiziksel para hem de dikkat anlamında para. Dolayısıyla siz bu parayı harcadınız ve bu para bir yerde birikiyor. Çünkü parayı harcamak demek paranın sizin elinizden çıkması demek. Para sizin elinizden çıkıp başkasının eline gidiyor. Diyelim ki bu gitar olsun. Siz gitar çalmak için her gün bir miktar parayı ya da bir miktar enerjiyi sürekli gitara yatırıyorsunuz. Gün iki saatini gitara veriyorsunuz ama orada başkası gidiyor o arada basketbol oynuyor. Başka birisi gidiyor ileri sürüş teknikleri öğreniyor. Başka birisi gidiyor balık tutmayı öğreniyor. Herkes parasını bunlara yatırıyor. Dikkatini bunlara yatırıyor. 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra birisi gitar konusunda ilerlemeye başlıyor. Çünkü gitar o kişiden aldığı parayı değerlendiriyor ve bir süre sonra o kişiye bir dönüş olarak getirmeye başlıyor. Yani o onu biçmeye başlıyor. Çünkü oradaki ekinler çıkmaya başladı. Artık o kişi gitar çalabiliyor. Ya da diğer kişi anlamında konuşalım. O kişi de basketbolu öğrenmeye başladı. Ya da işte balık tutmayı öğrenmeye başladı. Gitti ne yaptı? oltalara baktı, işte iğne baktı, kanca baktı, misine baktı, işte farklı farklı yem denedi, farklı farklı yerlerde tutmayı denedi. Bu deneyim maddeleri onun üzerinde birikmeye başladıkça o bu konuda ilerliyor ve o konuda artık bir şeyler yayın yapmaya, bir şeyleri söylemeye başlıyor. Bunlarla ilgili konuşma yapıyor. Bu yayın yapma bir bir kural. Yani biz yayın yapıyoruz ve Neyin yayınını yapıyorsak ona ya para yatırmışızdır, bize dönüş yapmaya başlamıştır ya da o konuyla ilgili ilgilenmeye başlamışızdır. Çünkü ben şu an basketle ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü oraya bir şey yatırmadım. Video izlemedim, oyun oynamadım, topları araştırmadım, kurallarını araştırmadım. İşte o konuda ileri gelmiş kişilerin hayatlarını okumadım gibi. Çünkü o 24 saatimin içindeki açığa çıkan parayı... Ya da enerjiyi oraya yatırmadım. Dolayısıyla biz bir yerde e, neye yatırıyorsak oyuz. Çünkü hayatın süresi belli. Yani 500 yıl yaşamıyorsun. 100 yıl yaşıyorsun diyelim. Yani 100 yılın ilk 25 yılını attıktan sonra... Belki son 25 yılını da atalım. Ortada bizim için temiz bir 75 var diyelim ki. Bu 75 yıl boyunca ne yapacaksın? Yapacağın şeylerde kendini keşfedersen... Kendi nedenselliğinin içinde eğer o paranı harcamaya başlarsan işte o zaman gelişiyorsun. O zaman ilerliyorsun. O zaman aydınlan aydınlanmaya başlıyorsun. Çünkü ne dedik? Eğer sen balık tutmayla ilgili bir yayın yapıyorsan, balık tutmayla ilgili ilerliyorsan. Bu yayın yapmayı şöyle anlayalım mesela girip bir forumda yazı yazmak. İnsanların sorduğu sorulara cevap vermek. Diyelim ki sizin bildiğiniz bir konu var. Tatlı su balık avcılığı. Özellikle işte sazan balığı avlamak. Sizin bununla ilgili çok fazla bilginiz var. Gittiniz, gördüğünüz bir şeyler yaptınız ...birileri Size sormaya başladığı an Artık bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleyebilirsiniz. Yani yayın yapıyorsun. Sizden bir şeyler çıkmaya başlıyor artık o konuyla ilgili. Peki bu çıkan şeylerin kaynağı ne? Ne oldu da siz o maddeleri dışarıya yansıtmaya başladınız? Ama bundan 3 yıl önce böyle bir şey yoktu. Cevap veremiyordunuz ya da çünkü sizde madde birikmemişti. O, o zaman şunu anlıyoruz burada. Ben gelişim yolculuğunda maddeleri biriktire 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 bir aşamaya geliyorum ve o aşamadan sonra artık yayın yapıyorum. İşte forumda yazı yazıyorum, blog açıyorum, YouTube'dan video çekiyorum, işte ne bileyim podcast yapıyorum, bir şekilde ifade ediyorum. Bunun yayınını yapıyorum. O zaman biz nelerin yayınını yaptığını keşfedersek neden buralarda olduğumuza dair keşifler de yapabiliriz? Çünkü eğer siz balık tutmayla ilgili bir konuda yayın yapmıyor da bunu tabii ki e, kesinlikle bir gelişim ölçütü olarak yapmıyorum ama kendi üzerinizde çalışmaya devam ederseniz ne oluyor? Siz de yayın yapıyorsunuz ama yaptığınız yayın daha çok ışık içeren şeyler olmaya başlıyor. Ve bir süre sonra mesela işte havarilerin başının etrafındaki o altın hare gibi. Yani yayın yapıyorsun. Sizden artık bir şeyler yayılmaya başlıyor işte. Mesela Buda'nın aurasının ya da etrafa yaydığı ışığın çok uzun mesafelerden de hissedebildiğini gösterir. Yayın yapabildiğini de söylerler. Bu ne bir şey mi? Yani egolanacak bir ölçüt mü? Hayır. Bu kişinin gelişiminin bir ölçütü. Yani çünkü bu dünyada bazı şeylerin bazı çıktıları oluyor. Eğer siz kendi üzerinizde çok fazla yatırım yaptıysanız bir konuda bir şeyler yayın yapabiliyorsunuz. Bu bir, bu bir kural. İşte balıkçılıkta olduğu gibi, basketbolda olduğu gibi, spiritualizmde olduğu gibi, yogada olduğu gibi. Okey. Ama o hangi seviyede oluyor? Yani dinleyici dediğimiz çünkü ben burada konuşucuyum ama geri kalan bütün yerlerde dinleyiciyim katıldığım derslerde parçası olduğum gruplarda dinleyeceğim. Biri geldiği kadar paylaşımlar yapabiliyorum tabii ki. O ayrı. Dolayısıyla ben de dinlerken anlatıcıdan çıkan şeyin basketbol mu, sazan balığı mı ya da kızakçılık mı ya da bıçakçılık mı ya da okçuluk mu neyse hangi şeyin yayınını yaptığını anlamaya çalışıyorum ki hangi kaynağın yayınını yaptığını anlamaya çalışıyorum ki bende neyi değiştirsin çünkü kendiniz üzerinde çalışmak karşı taraf üzerinde çalışmak anlamına da geliyor yani çünkü kendini bildiğin an sen bağımsız bir varlık olmadığın için seninle bağlı olan sistemlere dair de fikir elde ediyorsun çünkü sen de vaktinin 10 saatini diyelim ki gitar çalmaya harcıyorsun dolayısıyla başka bir müzisyenin geliştirdiği şeyi daha iyi anlayabiliyorsun o yüzden kendi içimize giren ne yersek o uzun ee, topladığımız şeyleri nasıl yayın yapıyorsak da bir yerde uyuz Çünkü yaptığımız yayınlar duygusal olarak ne yediğimiz, düşünce olarak ne yediğimiz de çok önemli Bu konu birazcık daha yayın yapmakta kaldı Aslında bu, bu yayınları yaparak, mesela kend, kişinin kendisini bilmesinin hedefleri bu olabilir mesela 24 saatini gözlemek neye para yatırıyorsun? İlgin nerede? Çünkü bir süre sonra oradan bir şeyler toplamaya başlayacaksın. Ve senin bu yaptığın yatırım ilgi senin varlığının ihtiyacı olan bir şey mi yoksa senin daha çok böyle yüzeysel meraklarının sonucunda açığa çıkan bir şey mi? Çünkü bir kişinin asıl işinin ne olduğunu keşfetmesi hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Yani bunun için birçok şeyi denemeniz bile gerekebilir. Özellikle birçok şeyi deneyip bırakıp deneyip bırakıp ya da çok fazla uzun süre bir şeyi deneyimlemediyseniz sizin için daha da zor olabilir. Bunu bir parça kendimden de biliyorum. Ama kişi asıl ilgi alanını bulduğunda çok fazla soru sormuyor ve gelişim hızı çok daha pozitif yönde e imeleniyor. Evet sohbette karmaya değinmeye çalıştık, nedenselliğe değinmeye çalıştık. Ne, ne yiyorsak, bize ne giriyorsa o oh, çıkıyor dedik ve çıkan şeyi de nereye yatırdığımızı anlamaya çalıştık. Yani bize bir şey girdiği doğru ama çıkarken nasıl çıkıyor bunu anlamaya çalıştık. Belki bir sonraki toplantı ya da bir sonraki sohbet biraz daha bunu açabilir. Çünkü bu biraz daha açılmak istiyor anladığım kadarıyla. Özellikle mental, düşüncesel gruplandırmalarımız nasıl oluşuyor ya da bireylerin oluşturduğu şeyine birazcık buna bakalım. Çünkü bizim oluşturduğumuz yargılar, kabuller aynı zamanda ülkenin yargıları kabulleri oluyor. Ülkeyi de etkiliyor. Dolayısıyla dünyayı etkiliyor. Birazcık onu açalım, onu konuşalım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Sorularınız varsa lütfen yazabilirsiniz. Birlikte öğreniyoruz, birlikte gelişiyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın.